Sevgili arkadaşlar, kıymetli dostlar, tekrardan hoş geldik. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hangi cümledeydik? Düzenli egzersiz demiştik. 5 numaralı cümleye geçeceğiz. Patience diyeceğiz. Patience. Patience ne demek acaba? Hasta. Patient. Eşittir sufferer. Eşittir client. Patient, sufferer, client hasta demektir arkadaşlar. Hasta. Ama hangi hasta? Neyim var? Hastayım ya. Daki hasta değil. Sıfat değil. Bu isim. Hasta kişi demektir. Client mantığını anlatmıştım. Müşteri demiştim. Danışan demiştim. Sizler benim client'ımsınız. Öğrenci olabiliyor. Doktorun client'ı kapının önünde bekleyen ya da randevu alan kişi oluyor. Ne bileyim bir psikolojik danışmanın client'ı karşısında oturan, derdini dinlediği kişi oluyor. Client farklı bir konsept. Neticede bunların hepsi hasta anlamına gelen ifadeler oluyor. Suffer ifadesinin kökü, sufferer'ın kökü suffer, dert çekmek. Suffer bir belaya bulaşmak tabiri caizse. Suffer böyle. Mesela neyi var hanımefendinin? Vallahi kanser hastasıymış. Allah göstermesin mesela. Hastasıymış derken ki bağlayan fiil suffer oluyor. Kişi suffer hastalık adı oluyor. Yoksa Yasin hastalık adı. Yasin o hastalık olur. Olmaz. Yasin grip. Tamam ama Yasin suffer grip. Öyle düşüneceksiniz. Suffer'la bağlamak zorundasınız. Hastalıkları suffer'la bağlarız. Öyle bir cümle de çıkacak karşımıza. Hastalığın hastası ne ya? Ben toparlamaya çalışıyorum. Sen dağıttın şu anda ortalığı. O yüzden ben daha Türkiye'deki kadınların işte üçte ikisi suffer from X hastalığı diye düşün. Türkiye'deki kadınların yüzde ikisi ağır şu hastalık çok denmez. Suffer from bir mücadele anlatır. Suffer from bir dertlenme, ondan bir çekme anlatır. Eski sevgilin var mı? Unutamadığın bir aşk acın var mı? You suffer from o işte. Ta kendisi. O sürecin içindesin. Daha nasıl diyeyim bilmiyorum yani. o bir tek saat dersle çok iş düşüyor olacak. Suffer from gelmişken açıklayacağım da cümle içinde daha çok anlamlı gelecekti. Hani aklıma geldi söylemek istedim. Suffer from illness. Mantık budur. Illness hastalık demektir. Hastalığın ismini buraya yazacaksınız. Başına bir özne koyacaksınız. Özne suffer from illness derseniz o öznenin şu hastalığa sahip olduğunu anlatırsınız. Yatıyor çocuk, neyi var? Grip olmuş çocuk, suffer from grip dersiniz. Grip dersiniz ama hani bağ fiil gibi kullanıyorsun. Orada yazıyor ama çeviremiyorsun. Tamam? Orada var ama yok. Gitti bitti anladın mı? Peki. Patience yokmuş. Biz de yedik. Receiving. Receiving. Receive almak, receive elde etmek. Receive, get, take, obtain, almak elde etmek. Eskiler bilir, uydu alıcısı, receiver, receiver. Şimdi televizyonun içinde direkt anteni takıyorsun. Hatta ona da gerek yok. İnternet üzerinden izliyorsun. Receive almak demek çünkü. Get almak, take almak, obtain elde etmek anlamında almak. Grab da almak onu soruyorsan. Grab mı dedin? O da yakalamak anlamında almak. Doğrudur. Şuraya şöyle bir renk vereceğim şimdi. Ortalık renklensin. Ne oldu? Bir fiilimsi var. Ana fiil mi sence bu? Hayır. Bu ana fiil değil. Şöyle bir giriş var. Parent stresi yani hiçbir ing tek başına ana fiili tamamlayamaz. Bu bir kısaltma. Fiilimsi gerund ama bir şeye ait olacak. Bu isim artı verb ing. Yani şu eklem aslında. Hasta, almak, yeni tedavi. Bak burada bir çekimlenmiş eylem var. Ana fiil burada aslında. Ana fiil burada. Ana fiili bulduysan öncesi tek parça. Özne. Buraya bir eklem lazım. İsmi söyledin. Fiile sıra geldi. Bunun ana fiil olduğunu düşünme.
Hiçbir ing tek başına ana fiili tamamlayamaz. Yanına kaç tane ing biliyorum demiştim mesela. Bildiğim verb ing'ler mi yazdım? Ne yazdım? Öyle yazmamışım, çıkmadı. Sıraladığımı hatırlıyorum ya. Bir iki gün önce olsa gerek. Kaç yazıyorum, niye çıkmıyor? Burası benim belgem mi değil? Aynen, burası benim dokümanım değil. Kimse de uyarmıyor. Kaç tane diyeceğim? Kaç tane verb ing biliyorum? Aynen öyle. Şu olay değil oradaki. Hani bu your eki olduğunu zannediyorsan bunun önüne be fiili gelmeli. Şimdiki zaman falan yapar. Ortalık yerde duran ing ya bir edattan sonra gelecek bu. Ya bir genelleme yapacak ya özneyi tamamlayacak falan olmuyor. Bu sıfat da değil. Sıfat olsaydı buradaki ing ismin öncesine gelmeliydi. Çünkü sıfat artı isim olurdu. Bu sıfat da değil. Ne bu? İsim artı verb ing. Dördüncü ing bu. Nedir bu? Aktif kısaltma. Nasıl çevireceksin? Yapan isim, eden isim. Receive ne demek? Almak, alan isim. İsmin ne? Hastalar. Ne oldu? Alan hastalar. Neyi alan hastalar? Tedaviyi. Hangi tedaviyi? Yeni tedaviyi. Toparla bunu. Yeni tedaviyi alan hastalar. Yeni tedavi gören hastalar. Yani yeni tedaviyi gören, yeni tedaviyi alan hastalar diyorsun aslında burada. 4 numaralı ing. Bir daha alıyorum bunu. Bu dördüncü ayınca aktif kısaltma. Örneğin oldu. Aktif kısaltma. Patients receiving. Alan hastalar oldu. Şunun cevabını ver. Woman sitting. Oturan kadın. Peki insan olduğu için şöyle açmadın mı bunu? Woman who. Hastalar insan mı? Aç, hani bu bir kısaltma ya. Neyin kısası? Uzununa bağlıyorum şimdi. Patients. Who? Oturan kadın. Şu anda oturuyor olduğunu düşünüyorum. Who? Tekil olduğu için is sitting. Alan hastalar. Şu anda tedavi alan hastalardan bahsediyorum. Çoğul olduğu için are receiving. Mantığım şu değil miydi? Bağlaçtan gir. Fiile kadar kaldır. Bağlaçtan gir fiile kadar sil, fiile ing yaz. Aynı yere döndü. Bağlaçtan gir fiile kadar ne yazarsa yazsın orada çekimleme. Sil, ing yaz. Aynı yere döndü. Yani şunun kısa haliydi aslında. An unequity rhetoric clause. Bunun yerine insan olmasaydı which kullanırdın. Şurası. Ya da düşünmemek için that da kullanabilirdin. İşte ikisini de düşünme. Kısası var. Gerund kullan diyor İngilizce. Daha önce verdiğim bilgilerdi bunlar. Bir daha üstünden geçmiş olalım maksat. Alan hastalar. Patient, sufferer, client, hasta kişi isim de. Hasta anlamına gelen bir kelime daha var İngilizce'de. Ill, sick, hasta sıfattır. Ill, sick, hasta. Neyin var? I'm ill. Neyi var? She's sick, hasta diyorsunuz. Bu sıfattır. Yukarıdakiler de hasta. 5 tane hasta var ekranda. Üstteki 3 tane isim. Kişiye gönderme yapıyor. Alttaki iki tane sıfat. Patients receiving alan hastalar. The new treatment. Yeni tedaviyi alan hastalar diyoruz. Treatment. Medication. Tedavi. Cure. Tedavi. Rehabilitation. Tedavi. Biri rehabilitasyon. Biri ilaçla. Biri sözcüklerle ama hepsi tedavi. Restoration, tedavi. Yıkık dökük. Restore etmiyor musun? Hepsinin tedavi anlamı var. İyileştirme demektir arkadaşlar. İyi etme demektir. Bunların kökündeki anlam. Therapy,
Remedy. Hepsi tedavi. Treatment. Medication. Cure. Rehabilitation. Therapy. Remedy. Hepsi tedavi demek. God bless you. Yeni tedaviyi alan hastalar. Reported. Reported. Rapor etmek. Bildirmek. Report. İyiliğin ikinci hali var burada. Geçmişe çekimlenmiş. İki ve üçüncü halleri ED ile oluyor. Yeni tedaviyi alan hastalar bildirdi. Yeni tedaviye alan hastalar rapor etti. Tam anlamlı değil. Cümleyi bir anlayalım. Son noktayı koyacağız. Belki bambaşka bir anlama dönüşecek. Quick, hızlı. Quicker, daha hızlı. Bir, recovery time. İyileşme süreci. İyileşme süreci. Bildirdi. Ne bildirdi? Daha hızlı bir iyileşme süreci bildirdi. İngilizce'de quick, çabuk, fast, hızlı, rapid, hızlı, swift, hızlı. Quick, fast, rapid, swift, Skoda Swift var. Opel Corsa gibi kasası. Küçücük hızlı hızlı. Belki öyle koymuşlardır o markayı da. Swift hızlı. Yeni tedaviyi alan hastalar daha çabuk bir iyileşme süreci bildirdiler, rapor ettiler. Olmuyor bence. Daha hızlı bir iyileşme süreci ne dersin? Gösterdiler. Gösterdiler. Şimdi bilimsel araştırma sonuçlarını yazarken şu fiillere ihtiyacımız var demiştik. Demonstrate grubu. Show. Exhibit, display, demonstrate, göstermek, sergilemek. Daha hızlı bir iyileşme süreci demonstrated, displayed, exhibited, showed, reported. Hastalar gidip rapor etmediler ki. Hastalar gidip bildirmediler ki. Doktorlar o gruba o tedaviyi uyguladılar. Bunu doktorlar gördüler. Onlarda bir reaksiyon oldu ve gösterdiler. Gidip ben iyileştim demedi hiçbirisi. Testler sonucunda iyileşmiş oldukları çıktı diye düşünün. Bilim dili biraz farklıdır. Şu grubun devamıdır. Aynı şekilde report eylemi. Ha, sen bir suç gördün, bir cinayet gördün, polisi aradın, söyledin. Bu report ihbar etmektir. Report'un bir sürü anlamı var. İhbar etmek anlamı da var, bildirmekten kasıt. Ama şu cümlenin doğasında tedaviyi alan hasta bir şey bildirmiyor ki. Birini ihbar etmiyor ki. Arayıp bir şey söylemiyor ki. Zaten gözetim altında ve o gözetleniyor. İşte böyle bir sonuca ulaşılıyor onlar üzerinden. Yani bu gibi fiiller sonucu anlatır fiillerdir aslında. Bilimsel ortamlarda sonuca bağlarsınız olayı. Yeni tedavileri alan hastaların sonucunda ne oldu? Daha hızlı bir iyileşme süreci dersiniz. İyileşme süreci gösterilir Türkçe'de. Rapor edilmez, bildirilmez, uymuyor. Çeviri çeviriye uymuyor. Bu yüzden gösterdiler derim ben buna çeviri yapsaydım. Bir de burada then var, compared to var. Biliyorsunuz ile kıyasla. Neye kıyasla? Kime kıyasla? Those, şunlara kıyasla, şunlara kıyasla. Those, şunlar, şu kişiler diye atıfta bulunabilir. Edat'ın sağına isim gelmesi lazım. Those işaret sıfatı değildir. Normalde şunlar demek, uzaktaki onlar demek. Ama burada sıfat değil. Çünkü yanına yine bir kısaltma almış.
Those undergoing demiş bu sefer. Those undergoing demiş. Aynı mantık var. Bunun da rengi mavi. Bu da isim artı verb ing. Yukarıdaki de isim artı verb ing'di. Aynı şey. Alan hastalar. Gören geçiren kişiler. Gören geçiren kişiler. Undergo görmek geçirmek yani. Yaşamak yani. Altından geçmek falan değil. Normal Antakya'da yaşıyorumdaki yaşamak da değil. Hasta ne oldu? Hasta nerede? Ameliyatta. Undergo ameliyat. Bu undergo ile yazılır. Bağ fiil bunlar ya. Türkçesi yok. Ameliyat etmek. Ameliyat olmak. Etmek olmak kullanıyorsun. Etmek olmak da bağ fiil. Bir şeye bağlıyorsun. Ne oluyor? Kavga ediyorlar. Kavgaya bağlıyorsun. Etmek üzerinden. Etmek ve olmak mantığıyla aynı bağ fiil mantığı. Türkçesi yok. Karşılığı yok. Her şeyle gidiyor. Gittiği şeye göre anlam kazanıyor. Undergo'nun içi boş bu yüzden. Undergo ne? Undergo ne mesela? Neye bağlı sence? Undergo'nun içi boş, sağındakine bağlı. Terapi. Terapi demek tedavi demek. Tedavi ne yapar? O kişiler alır. Tedavi görür. O zaman bu almak ve görmek. Anlıyor musunuz olayı? Bağ fiildir. İçi boştur. Ama receive bağ fiil değil. Almak o direkt. Receive'in direkt anlamı var. Bağ fiil değil. Receive treatment. Aslında şöyle bir olay var. Receive treatment tedavi almak. Undergo therapy. A treatment da therapy aynı şey. Yazdım az önce. Demedik mi bunlar tedavi demek? Bir şeyi yazarken, bir cümle kurarken sen şurada başlıyor, burada bitiyor. Aynı kelimeleri kullanmaktan kaçınırsın. Anlatımı boğmamak için. Eş anlamlı kelimeler kullanırsın. Burada, treatment'ta, terapide, ikisi de tedavi demek. Tedavi almak. Dedim ki eski tedaviyi alan hastalar. Tedavi yine aynı şekilde almak olacak. İşte burada eş anlamlı başka bir şey kullanıyorsun. İki kere niye böyle bir şey yazayım ki? Niye iki kere aynı şeyi yazayım ki? Ben İngilizce bilmiyorum o zaman. Kelime dağarcığım çok dar o zaman diye düşünürsün. O yüzden eş anlamlı kelime bilgisi kullanılır. Bu yüzden aynı anlamı veren farklı kelimeler kullanılıyor. Tedavi almaktaki bir bağ fiil üzerinden bu sefer yazıyorsun. Those ne işe yaradı? Tekrardan patients demek istemedi. Patients demek istemedi. İsmin yerini tutan zamirdir those ifadesi. Those şunlar. Ben şöyle those deyip size kastedebilirim. My students oldunuz siz. The student'ınız siz zaten diye düşünün. Tekrardan student demeye gerek yok. Farklı farklı ifadeler kullanılabilir bu yüzden. Those undergoing ifadesi isim artı verb ing. Aynı mantığın altına yazıyorum. Those undergoing. Those receiving diyeyim. Ne oldu? Şunlar almak. Alan şunlar. Alan şunlar denir mi Türkçe'de? Ne dersin? Alanlar dersin kısaca. Alan şunlar. He şunlar zaten söylemiştim. Zaten sen görüyorsun beni, biliyorsun şu derken neyi kastettiğimi. Önceden söylediğim o çoğunluk işte. Yani önceden söylediğim o hastalar yani. Çok mu boş konuşuyorum? Anlaşılıyor mu? İnşallah. Açıyorum bunu aynı mantıkla. Those dediğim insan değil miydi? Who are çoğuldu. Undergoing aslında. Bu da bunun kısası. Yeni tedavi alan hastalar rapor etmedi, bildirmedi, gösterdi. Ne gösterdi? Daha çabuk bir iyileşme süresi. Daha çabuk bir iyileşme süresi gösterdi. Şunlarla kıyasla, şunlara kıyasla, alanlara kıyasla. Ne alanlara? Traditional, conventional, customary, geleneksel, eski tip. Yeni tedavi alanlar,
Eski alanlara kıyasla daha hızlı iyileşme süreci gösterdiler diyor aslında. Başında da sonunda da aynı şeyi söylemeye çalışıyor. Sadece bu yeni tedavi, bitirişinde de eski tedavi. Girişinde yeni tedaviyi alanlar, bitişinde eski tedaviyi alanlar. Çünkü yeni tedaviyi alanları sen eski bir şey alanlarla kıyaslayabilirsin. Yeni tedaviyi alanları pazarda limon satanlarla kıyaslayamazsın. Aynı şeyi bir daha söylemek zorundasın. Eş anlamlı kelime bilgisi kullanıyor. Aynı şeyi söylüyor aslında. Traditional, conventional, customary. Daha önce yazmıştım, tekrardan yazmıyorum. Geleneksel, anam babam işi, eski tip, yeni olmayan demektir. Classic, bunu da ekleyelim. Suffer ne yapmakmış? Suffer, müzdarip olma durumu. Sözlükte öyle yazar. Müzdarip olmak yazar. Dert çekmek, bir belaya bulaşmak, bir sorun yaşamak sufferla anlatılır. Studies ne demek? Çalışmalar, araştırmalar, çalışmalar. Indicate ne demek? Belirtmek, göstermek. Yeni tedavi alanlar bir sonuç göstermedi mi? Daha önceki cümlelerde bir sonuç göstermedi mi? Hepsi aynı aslında. Bilimsel araştırma sonuçlarını şu fiiller üstünden yazarsınız. Show, display, exhibit, demonstrate, report, indicate, point out, define. Bunların hepsi boş. Bilim adamlarına göre diyorsun tabiri caizse. Çalışmalara göre, yeni tedavi alanlara göre, eski tedaviyi görenlere göre. Bu yani bilimsel araştırmanın sonucunu bu fiillerle yazarsınız İngilizce'de. Indicate, belirtmek, göstermek demek. Bu da bu, değil mi? That burada ne işe yarıyor? Key bağlacı. Hangi that bu? Who'nun that'i mi? Which'in that'i mi? Bu isimden sonra değil de fiilden sonra geliyor. Fiilden sonra geliyorsa cümlenin nesnesini yazmaya çalışıyoruz. Araştırmalar gösteriyor, belirtiyor, işaret ediyorlar. Neyi? That'ten sonranın öyle olduğunu. X'i. Bu cümle 3 ögeli. Başka hiçbir şey olamaz. Başka bağlaç falan yok çünkü şuradan okuyorum. O bildiğim when, while, after, before, although, even though, because, as, since gibi iki tam cümleyi bağlayan bir şey yok burada. Bu cümle bu kadar. Araştırmalar X'i işaret ediyor. X ne? Dengeli bir beslenme. Genelde, normalde hayatidir. İçin, kim için? Genel sağlık için. Neye kıyasla? Özel besin takviyelerine. İşte artık ne demekse. Dengeli beslenme şöyledir, daha önemlidir. Genel sağlık için neye kıyasla, neyden daha önemlidir? Bel bağlamak demek sözlük karşılığı. Dayanmak, güvenmek demek sözlük karşılığı. Burada hiçbiri olmayacak. Neye bel bağlamak? Özel diyet takviyeleri. Piyasada bir sürü marka var ya, işte onları kullanmaktansa dengeli bir beslenme genel sağlık için daha önemlidir diyormuş. Araştırmalar bunu işaret ediyor. E nasıl toparlayacaksın bunu? Araştırmalar detten sonranın öyle olduğunu gösteriyor. Araştırmalar
That'ten sonranın öyle olduğuna işaret ediyor gibi bir mantıkla çeviriye yaklaşılır. Özne burada mı? Çeviri sorusunda bunu başta arayacaksın. Araştırmalar. Olay ne? Nokta noktanın nokta nokta olduğunu belirtiyor, işaret ediyor, gösteriyor, nokta koyacaksın. Bu gibi soru tiplerinde özneyi ve fiili bulmanız yeterli olur. Indicate'in anlamını biliyorsan belirtiyor, gösteriyor, işaret ediyor demeyen sonları elersin. İki seçenek falan kalır. That'ten sonrayı da biraz toparladın mı olay çözülmüş olur. Yoksa işin içinden çıkamazsın çeviri sorusunda. Banko gelir. Hani üç ögeli ama dünyaları yazan bir cümle modelidir bu. Hangi model bu? Key bağlacının fiilden sonra geldiği model. Yazalım biraz daha anlatalım. Studies. Study. Investigation. Çalışma, araştırma, search. Hatırlarsın bunları. Research, araştırma, çalışma, study, investigation. Bunların hepsi aynı şey. Indicate, point out. Bu bir phrasal'dır. Indicate eşittir point out. İşaret etmek demektir. Belirtmek demektir. Araştırmalar gösteriyor, araştırmalar işaret ediyor. Neyi? That şunu. Neyi? A balanced diet. Key bağlacı en önemli özelliği sağına tam cümle alması. Asıl cümlemiz şurayla başlıyor. Asıl ana fiilimiz burası. Şu cümlenin nesnesi that'le başlayan yeni cümle. Yani nesneyi bazen cümle kurarak da yazabilirsiniz. Daha önce gördük. Araştırmalar işte şuranın şöyle olduğuna işaret ediyorlar diye bitireceğiz çeviriyi. İşte şuranın şöyle olduğu kısım ne? Dengeli bir beslenmenin şöyle olduğuna işaret ediyor. Dengeli bir beslenmenin daha hayati olduğuna işaret ediyor. Genel sağlık için daha hayati olduğuna işaret ediyor. X, Y, Z markalarına bel bağlamaktansa genel sağlık için hani daha hayati olduğuna işaret ediyor. Neyin? Dengeli bir beslenmenin tabii ki. Araştırmalar dengeli bir beslenmenin is more crucial. Crucial, vital, essential, fundamental, important yani. Önemli, elzem, hayati. Artık important'ın çok üstündeyiz. Olmazsa olmaz. Bak sağlığını kaybedersin. Bu important değildir. Bu crucial'dır. Elzem, vital. Hastanın vital bulguları vardır. Sağlıkçı tanıdığınız varsa vital değerleri vardır. Vital bulgular vardır. Nabız, solunum, kandaki oksijen diye düşünün. Olmazsa ölür. Birinden birinde sıkıntı varsa hayati, vitalleri tehlikededir diye düşünürsünüz. Hani farklı konseptler ama önemlerin üstündesiniz şu anda. Cümle bu kadar olsaydı çeviri nasıl olurdu? Araştırmalar. Hani normalde özneyi söylersin sona gidip başa gelmez misin? Burası nesne değil mi tek başına? Evet nesne. Araştırmalar dengeli bir beslenmenin daha hayati olduğunu belirtiyor. Daha da önemli olduğunu belirtiyor. Ne için? For overall health. Ne için? Bak burada bir eklem var. Ek bilgi veriyorsun. Genel sağlık için. Evet. Genel sağlık, tüm sağlık için. Overall eşittir. Sonundaki kelime zaten. Overall. Sonunda ne var? All. Daha önce vermiştim. Whole. Complete. Entire. Bak çoğaltıyorum o grubu yavaş yavaş. Hepsi tüm, bütün, eksiksiz olarak genel anlamında.
Dedim ki araştırmalar detten sonrasının öyle olduğuna işaret ediyor. Detten sonrasının öyle olduğuna işaret ediyor. Dengeli bir beslenmenin öyle olduğuna işaret ediyor. Dengeli bir beslenmenin genel sağlık için daha hayati olduğuna işaret ediyor. Oldu şu anda bu mantıkla yürüdüğünüzde. Bir şeyle kıyaslayacağım. Çünkü burada bir kıyaslama var zaten. Kıyaslama olmasaydı cümlede sıfatı yalın halde yazardım. Sıfatı pekiştirmezdim. Den şundan daha hayati derecede önemli olduğuna işaret ediyor. Neyden daha önemli? Gıda takviyesi diyor burada. Gıda takviyesine bel bağlamaktan, gıda takviyesine dayanmaktan, güvenmekten, gıda takviyesi kullanmaktan belki. Önemli iki phrasal yazacağım şimdi. Phrasal'ları da havuzlamanızı hep öneririm. Rely on eşittir depend on. Güvenmek, dayanmak, bel bağlamak demek. Den bir edattır. Sağına ne almış? Fiil kökenli bir phrasal almış. Bunun bu yüzden ing2 var burada. Yoksa rely on, depend on yeterliydi. Spesifik, özel. Spesifik eşittir. Certain, particular, özel, belirli, kesin olan, net yani. Burada özel anlamında spesifik. Dietary supplements, diet mantığını daha önce anlatmıştım. Zayıflama süreci değildir. Beslenme demektir. Supplement, supplement diye Türkçe'ye geçmiştir. Takviye demektir. Böyle bodyciler falan, halterciler falan sanki kullanır gibi düşünülür. Değil. O reklamlarda gördüğünüz birçok marka çocuklar için, yetişkinler için all day, mall day falan filan. Bunlar hepsi supplement yani. Ek gıda takviyesi. Supplement eşittir addition. İşte complement, tamamlayıcı. Ek yani. Bu cümle özne artı ana fiil artı nesneden oluşuyor. Şurası özne, şurası ana fiil, şurası nesne. Altı tek parça çizilmeli aslında. Amma ve lakin nesnenin içinde ki bağlacından yardım alan tam bir cümle var. Şurası komple nesne, nesneniz. Çünkü bak araştırmalar işaret ediyor. Neyi? Şöyle yaptım anlatırken. X'i. İksim ne? Dengeli bir beslenmenin gıda takviyelerine bel bağlamaktan genel sağlık için çok daha faydalı, çok daha elzem, çok daha kritik olduğunu işaret ediyor. İksim ne? Dengeli bir beslenmenin gıda takviyelerine bel bağlamaktan genel sağlık için tabii ki çok daha elzem, çok daha kritik olduğunu işaret ediyor dedi. Bir örnek daha. Tabii yedinci cümle değil, anlaşılması için şu cümle modeli. Bu arada nesnenin içinde ne var? Nesnenin içerisinde ne var? That artı yeni cümle var. Yeni cümleden kastın ne?
Det artı özne, fiil ve geri kalanları var. Ama ve lakin det'ten sonra gelen o özne gerçek özne değil artık. Şuradaki fiil gerçek fiil değil artık. Şu fiil şu sıfatla bağlantılı anlamda bunlar alt yargılar. Asıl özne araştırmalar, asıl fiil işaret ediyor. Neyi? Şuranın şöyle olduğunu. Ben hep size şunu söyledim. Şu örneği hatırlayın. Çocuk babasını bisiklet almaya ikna etti. Hani cani katil polisi önlem almaya zorladı. Araştırmalar dengeli bir besle. Önce özneleri toparlayacaksınız çeviride. Varsa orada ister asıl ister alt özne fark etmez. Önce özneleri zikredeceksiniz. Araştırmalar dengeli bir beslenmenin faydalı olduğunu gösteriyor diyelim kısaca. Bu böyle bir mantık. Studies. Yine aynısını yazıyorum. Indicate that Yasin is ill. Bildiğin kelimelerden yazıyorum. Ill ne demek? Hasta. Şimdi bu cümlenin öznesi, bu cümlenin ana fiili. That de key bağlacı var. Bir daha özne var. Bir daha ana fiil var. Bir daha sıfat var. Bağlantılı birbirine. Bunu ben nasıl çevireceğim? Nasıl çevireceğim? Araştırmalar işaret ediyor ki Yasin hasta. Yukarıda ne demişti? Araştırmalar işaret ediyor ki dengeli bir beslenme gıda takviyesinden daha önemli. Aynı mantık. Araştırmalar işaret ediyor neyi? X'i. X'im ne? Yasin hasta. Toparla bunu çeviride. Önce kişileri söyle. Araştırmalar Yasin'in. Yukarıda araştırmalar dengeli bir beslenmenin. Araştırmalar Yasin'in hasta olduğunu işaret ediyor. Eklemek zorundasın. Yoksa bunu cümleye monte edemezsin Türkçe'de. Yukarıda araştırmalar dengeli bir beslenmenin daha önemli olduğunu belirtiyor gibi bir mantık vardır bunlarda. Normalde kaldır burayı, elinde cümle kalır. Yasin hasta. Bu tam bir cümle, bağımsız bir cümle. Ama ben bu cümleyi alıyorum, var olan şu cümlenin nesnesi yapıyorum that'le yardım alaraktan. Onun öyle olduğunu demek zorundasın. Onun öyle olduğunu demek zorundasın. Bu dizilimde şöyle bir mantık vardır. Ana nedir bunun adı? Özne. Sonra ana fiil. Çünkü anlatım özneyle başlar. Özneden sonra ana fiil gelir. Anlatımın hakkı budur. Bunları yazdım. Özneyi yazdım. Ana fiili yazdım. Sonra ne var elimde? That bağlacı var. Key bağlacı var. Ondan sonra yan özneye yan fiil geliyor. Yancı bunlar. Hani hep söylüyorum ya size. Literatürde böyle anlatılmaz ama ben sana bunu böyle veriyorum. Elinde key bağlacı var. O zaman bunun çeviri mantığı şöyle olmalı. Ana özne yan öznenin nokta 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 şuranın devamı olduğunu dersin. Ana fiil noktayı koyarsın. Şöyle demedik mi? Bak ana özne yan öznenin araştırmalar Yasin'in ana özne yan öznenin hasta olduğunu işaret ediyor. Yukarıda ne dedik? Ana özne yan öznenin araştırmalar dengeli bir beslenmenin ne olduğunu bilmem neye kıyasla daha hayati derecede önem arz ettiğini belirtiyor dedik. Küçük düşünün, büyüğe yorumlayın yani. Bu gibi cümle modelleri bu şekilde çevrilir. Önce ana özne, detten sonraki yan öznenin işte olayının öyle olduğunu ana fiil dersiniz, noktayı koyarsınız. Çeviri sorusunda hayat kurtarır. Anladık mı? Ek bilgi gerek yok. Aslında crucial, hayati, daha hayati. Genel sağlık için daha hayati. Neyden? Gıda takviyesinden. Bir cümle daha ara verelim sonra. Kaç numaralı? 7. In terms of açısından bakımından dün vermiştik. In terms of x bakımından x açısından
Neyle eşdeğerdi? In terms of eşittir. According. X'e göre. X açısından, X bakımından, X'e göre gibi %100 karşılamasa da aynı şeyi ifade ettiğini söylemiştik. Edattır, tek parçadır. Ne bakımından? Social inclusion. Sosyal içerme, sosyal dahil olma, sosyal katılım, inclusion. Şimdi sosyalci olmak lazım bunu da anlamak için. Bazen konuyu bilmek lazım. Şimdi çevireceğiz. Havada kalacak. Çünkü hep öyle oldu. Bu cümleleri sürekli parçalıyorum, analiz ediyorum mesela. Çünkü konuya çok hakim değiliz. Inclusion eşittir containment. Kökleri include, kökleri contain, içermek, ihtiva etmek. Son ekler tanıdık. Son ekler tanıdık. İsim. Bunlar fiil halleri. Sosyal içerme bakımından virgül. Ana fiile, ana özneye, ana cümleye ulaşıyorum şu anda. Diverse sıfattır. Workplaces tanıyorum isimdir. Demek ki burası tek parça özne. Diverse workplaces. Diverse eşittir. Diverse eşittir various. O da eşittir different. Çeşitli, farklı. Sosyal içerme bakımından çeşitli iş yerleri, farklı iş yerleri, yani hep aynı iş yeri değil. Sosyal katılım, sosyal dahil olma bakımından çeşitli iş yerleri. Buraya reported diyebilirsin. Buraya demonstrated diyebilirsin. Showed diyebilirsin, displayed diyebilirsin, exhibited diyebilirsin. Bilimsel bir araştırmanın sonucunu anlatıyorsun. Bütün fiilleri kullanabilirsin 7 cümledeki. Döndürüp döndürüp değiştirebilirsin. Hepsiyle tanışmanı istediğim için yazıyorum. Şimdi diyor ki have been reported diyor. Sana şu bilgiyi hatırlatırım. Uzun zamandır tense bilgisi vermiyorum. Have has artı fiilin üçüncü hali. Özne o işi yaptı. Özne o işi yapmış. Özne o işi yapıyor. Özne o işi yapmakta diye Türkçeleşti. Yaptı. Yapmış, yapıyor, yapmakta diye Türkçeleştirdik. Have has artı fiilin üçüncü hali. Konusu neydi? Şimdiki geçmiş zamandı. Hatırlıyor musun? Sığsın diye şimdiki geçmiş zamandı. Şimdi ne var elimde? Have has artı been verb 3 var. Burada pasif çekimlemesi var. Aynı zaman, şimdiki geçmiş zaman ama pasif yapı. Ama pasif yapı, edilgen bir yapı. Nasıl Türkçeleşecek? Yaptı değil de yapıldı. Yapılmış. Yapılıyor. Yapılmakta. Pasif şimdiki geçmiş zaman. Benim fiilim show değil mi? Show göstermek. Display, exhibit, demonstrate göstermek. Fiilin birinci hali show olsa, iki ve üçüncü halleri show, showed, shown oluyor. Burada fiilin kaçıncı hali tercih edilmiş? Üçüncü hali. Has been shown diyor çünkü. Show göstermek. Has been shown diyoruz. Shown ne oldu? Shown pasifize ediyorum. Göstermek değil. Ne oldu pasif hali? Gösterilmek. Have been shown kalıbının içine oturtuyorum bunu. Have been shown diyorum. Neydi? Gösterildi. Gösterilmiş. Gösteriliyor. Gösterilmekte. Bu bilimsel araştırma sonucu. Sosyal katılım bakımından çeşitli iş yerleri gösterildi. Gösterildi.
Ne olarak gösterildi? Burası pasif yapımı neticede. Evet, fiilin üçüncü hali mi neticede? Evet. Gelse gelse buraya artık infinitive gelir. Bir şey olduğundan bahsediyorsan, bir şey olması gösterildi diyorsan buraya artık infinitive gelir. Çünkü bir pasif, iki fiilin üçüncü halinden geliyor. Fiilin üçüncü halinin yanına ya da sıfatın yanına sen ne yazabilirsin? Infinitive yazabilirsin. Neden infinitif? Neden infinitif? Sıfattan sonra geliyorsa dedik, şu kelimenin görevi sıfat değil. Ama ve lakin şu kelime üçüncü halli bir fiil değil mi? Mantık gereği fiilin üçüncü halli sıfat olarak kullanmıyor muyduk? Bu ne kadar sıfat olmasa da üçüncü hali çekimlenmiş bir fiil mi? Evet. Neden infinitif? Beşinci kural. Verb 3'ten sonra pasif yapıdan sonra yani kısaca. Aslında dördüncü kuralla aynı. Sıfattan sonra gelmesi de olabilir ama geldiği sıfat verb 3 olabiliyordu, hatırla. Fiillerin üçüncü hali de sıfat olarak kullanılabiliyordu. Aynı şey aslında. Pasif yapı da üçüncü halle bitiyor. Sıfat da üçüncü halli fiille olabiliyor. İşte buradan sonra sen infinitive kullanmak zorundasın. Neden gerund kağıdında olmalı? Altında neden infinitive olmalı? Phrasal verb'ler olmalı. Modal'lar olmalı. Zaman yapıları olmalı. Bak çoğalıyor. Pasiflerine de girmeye başladık. Sosyal, sosyal, içerme, katılım, dahil olma bakımından çeşitli iş yerleri gösterildi, gösterilmiş. Ne olarak? To foster. Foster. Foster dediğimiz şey teşvik etmek. Foster, teşvik etmek. Stimulate. Encourage. Teşvik etmek. Çeşitli iş yerlerinin teşvik ettiği gösterildi. Neye? Şu anda yazacağım şeye teşvik ettiği gösterildi. Daha güçlü, strong, güçlü, stronger, daha güçlü bir sense, his of community, topluluk hissi. Hani aynı yerde aynı kişiyle çalışmaktansa, ben şöyle düşünün, belediyede çalışıyorum, 20 kişi var. Kütüphaneye de geliyorum haftanın 2 günü, 20 kişi de burada var. Ne oldu? Hani community'm genişledi. Kendimi daha ait hissediyorum ortamlara. Kabuğumun dışındayım, onlarla da samimiyim. Öyle de bir çevrem var. Değişiyor iş yerim ama hep aynı yerde monoton. Aynı kişiler. Sosyal inclusion yok bende o zaman. Ama farklı yerlerde görevlerim varsa farklı farklı insanlar sosyal katılım oluyor insanların kendi aralarında diye düşüneceksiniz. Böyle bir cümle var karşımızda. Sosyal katılım bakımından çeşitli iş yerlerinin olduğu gösterildi. Ne? Teşvik ettiği gösterildi. Şuna. Neye? Daha güçlü bir topluluk hissine teşvik ettiği. Neyle kıyaslandığında? Homojen ortamlarda, homojen yani değişmeyen, yani sabit, stabil olarak düşünebilirsiniz. Dediğim gibi sosyoloji okuduysanız bu cümleyi tak diye anlarsınız gibi düşünebilirsiniz. Foster, teşvik ettiği neye? A stronger, daha güçlü bir sense of community. Community toplum demek. Sense of community toplum hissi demek. A stronger sense of community daha güçlü bir toplum hissi demek. Of burada sessiz çeviri. Bazen yazarsınız, ninnin diyemezsiniz. Orada sadece durur, olayı bağlar. Community eşittir society. Toplum demektir.
Toplum topluluk demektir. Community, society. Diverse workplaces, çeşitli iş yerleri, have been shown, gösterildi, to foster, teşvik etmek, daha güçlü bir toplum hissi, daha güçlü bir toplum hissine teşvik ettiği gösterildi, yaptığı gösterilmek, ettiği falan demek zorundayız. Pasif çatıya uymaz yoksa Türkçe'de. Neyle kıyasla? Compared to, İksim ne? Homogeneous environment. Environment eşittir surrounding. Çevre ortam demektir. Daha önce vermiştim. Bir de bilim pasif yazılır, unutmayın. Bilim pasif yazılır. Yapan kişi değil de yapılan şey ön plandadır bilimde. Bilim öznel değil, nesneldir. Tabii ki de bilim adamları yapar. Tabii ki de araştırmacılar yapar. Tabii ki de araştırmalar bulunur, sonucunda bulunulur diye düşünün. Bu yüzden pasif yapılara alışmamız lazım. Pasif yapı en az iki kelimedir. Bunu da unutmayın. Üçüncü halli fiille biter. Öyle olmak zorunda zaten. Makaleyi de edilgen yazmak zorundasın. Ben, biz falan diyemezsin. Ara verdik. 15 dakika sonra devam edeceğiz. Evet. Neye?